Herkese selamlar arkadaşlar. Totobor Atilla Oyunu'nun YouTube serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Sürekli yayınlarda da Twitch'teki yayınlarımızda da sürekli oynuyoruz. Ve en sevdiğim oyunlardan bir tanesi zaten Totobor Atilla. Totobor Atilla Rom 2'den sonra çıktı. Şimdi yeni oyunu var Warhammer. Seveni var, sevmeyeni var. Ben biraz daha böyle uzak duran taraftayım. Her ne kadar oynamış olsam da, ona bir şans vermiş olsam da ne yazık ki çok da fazla tutmadım oyunu. Çünkü Totobor serisi Atilla'da sanırım yani gelebileceği en iyi yerlerden bir tanesi gelmiş durumda. Tabii ki geliştirilebilir. Hani oyunun da birçok eksiği var ama şu anda Atilla oynamayı tercih ediyorum. Evet, Empire'da da Osmanlı Devleti ile oynamaktan büyük zevk alıyorduk. O ayrı bir konu. Her neyse. Bu videoda yani bu seride arkadaşlar size kullandığım modları göstereceğim. Bina yapımlarını, ondan sonra atıyorum ünite seçimlerinizi ya da multiplayer savaşlarda ne yapmanız gerektiğini ya da ordu diziliminizi falan. Bütün değinebileceğim noktalara tek tek değinmeye çalışacağım. Yani oyunun elimden geldiğince yani yorumlarda da eğer sorularınız olursa cevaplamaya çalışacağım. Elimden geldiğince birçok şey anlatmaya çalışacağım. Oyunun ilk şeyine geçelim. İyi seyirler. Geçtik. Herkese tekrar selamlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Modlardan bahsedeceğim. Hangi modları kullanıyorum, hangilerini kullanmıyorum. Ve modların ufak açıklamalarıyla hemen devam edelim. Öncelikle size hatırlatmam gereken şey şu. Şuradaki tick çok önemli. Yani oyun Steam'den başlattınız. Bu ana menü geldi. Enable out of date mods. Hemen mouse'un olduğu yerde. Yani güncelliğini yitirmiş modları yine de çalıştır seçeneği. Bunu açmanız lazım. Öncelikle bunu ilk işiniz bunu açmak olacak. İkincisi, evet burada modları göreceksiniz ama yanlarında bazı tikler var. Bazılarında var, bazılarında yok. Tiklerin olup olmadığına çok dikkat edin. Eğer benimle birlikte aynı mod paketini kullanmak istiyorsanız ya da benim hazırlamış olduğum mod paketini kullanmak istiyorsanız tiklere çok dikkat edin. Hemen hızlıca geçiyorum. Bir turn'de bina yapma modu. Evet, cheat modlardan bir tanesi giriyor. Anlatacağım. Bir turn'de ünite çıkartma ve bir turn'de teknoloji. Şimdi oyun çok 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 uzun sürüyor. Atıyorum son teknolojiye gelebilmeniz için 120 turn'dan fazla oynamanız lazım ama yeni bir ırk öğrenmek istiyorsunuz, merak ettiniz. Ne üniteleri var, neler geliyor başına diye. Bu 3 tane ufak mod paketini hemen indiriyorsunuz. Bunların hepsini Steam Atölye'den, şu ana kadar anlattıklarımın hepsini Steam Atölye'den bulabilirsiniz. Bunları indiriyorsunuz, hızlıca üniteleri inceleyebilirsiniz. Bunlar tamamen deneysel amaçlı kullanılan modlardan. Ondan sonra ikinci sayfaya geçiyorum. Yani daha iyi bir yapay zeka modu. Bunu sonra anlatacağım, aklınızda olsun. Atilla Additional Unit Mods, Radius'a gelen, yani Radius Atilla'yı tamamen değiştiren, tamamen demeyeyim de Atilla'nın birçok şeyini değiştiren, eksiklerini kapatan ve daha da iyiye götüren, toptan böyle yani overhaul artık ne diyeyim yani toptan böyle değişime giden bir şey, paket. Radius, eğer Total War serileriyle önceden ilgilenmiş arkadaşlar varsa zaten Radius'un ismini çoktan duymuştur. Additional Unit Mods. Age of Vikings kapalı. Bak, Age of Vikings kullanmayın. Çünkü neden arkadaşlar? Age of Vikings Radius'la uyumsuz. Onun için ikisini birden açamadığınız için Age of Vikings'i kullanmıyoruz. All Diplomatic Options for All Factions. Bütün ırklara, bütün uluslara, bütün diplomatik seçeneklerin açık olduğu. All Occupation Diplomatic Options for All. Yani işte Hunlar yerleşebiliyor, işte bilmem ne falan. Yani bütün şeyleri diplomatik, yani yerleşmeyle alakalı ya da yapabileceğiniz şeylerle alakalı bazı kısıtlamalar var. Hunlar mesela yerleşemez. Eğer vanilla oynuyorsanız. Hayır, bu modla onun üstünden ya onu şey yapabiliyorsunuz. O derdi kaldırabiliyorsunuz diyelim. Atilla Şamelen Ship Shield Variety Riskin. Yani çok önemli değil. Riskinler evet oyuna çok güzel lezzet katıyor ama süper önemli değil. Flags of Nations, bütün bayraklar, orijinal eski kullandıkları bayraklar. Bakın yanlarındaki tiklere dikkat edin. Aztec 2015 grafik, bunun tiki yok, hala neden silmedim ben de bilmiyorum. Bad Traits Reworked, adamların, generallerin, ajanların, zartların, zortların, kralların bilmem ne. Yani şimdi iyi özellikleri de var, kötü özellikleri de var. Kötü özelliklerinin elden geçirilmiş bir hali. Battle Animation Extended adı üzerinde. Better AI Recruitment and Army Composition, yani artık böyle ezbere, yapay zeka ezbere ordu yapmıyor işte. 70 tane mızraklıyla karşınıza gelmiyor. Evet, ordusun daha düzgün mızraklı, okçu, atlı falan diye şey yapıyorlar. Better Battle AI for Radius. Yine Radius için. Yine bir yapay zeka modu. Bunlar bazı yerlerde çakışıyorlar ama birbirlerini tamamlıyorlar. Tiklere dikkat ediyoruz yandaki.
Daha iyi aile sistemi. Bunun daha iyi aile sistemi olduğunu hiç zannetmiyorum. Çünkü yayının bir tanesinde torununu babaannesiyle evlendirdim. Evet, bu mod sayesinde. O konuya şimdilik değinmeyeceğim. O yaşanmamış farz ediyorum. Bright Weapon Textures. Evet, çok daha güzel gözüküyor silahlar. Characters Overhaul. Bu yine karakterin şeylerinde. Karakter özelliklerindeki getirilen yenilikler bilmem neler. Tiklere dikkat. Çok güzel. Radius Cinematic Combat. Radius versiyon. Adı üzerinde. Combat daha izlemesi eğlenceli. Don't lie to me game relevant attribute displays. Adamların özelliklerini işte atıyorum menzilli hasarı bilmem nesi falan onları çok daha düzgün şekilde gösteriyor. Double garrisons çok önemli. Yani şehri boş bıraktığınızda biliyorsunuz şehirde bir garnizon ordusu bir de normal kuvvetiniz var. Normal kuvvetinizi aldınız götürdünüz bir yerleri fethetmeye gittiniz. Şehriniz dımdızlak kaldı. Böylece sadece iki katına çıkartıyor aslında. Yani garisonunuzda eğer adamlar kötüyse zaten yenileceksiniz, yeniliyorsunuz. Double garrisons bu çok önemli. Özellikle Legendary Baturom'a oynayanlar için inanılmaz önemli. Fertility Increasing Sanitation Buildings yani temizlik, işte genel sıhhat binaları, işte atıyorum böyle işte fertility yani hani böyle doğurganlık binaları falan çok daha şey oluyor. Forgotten Realms. Tiki yok. Kullanmayın. Forgotten Realms. Bak bunları indirmişim. Kullanmayın. Deneysel olarak indirdim. Yanlarında tik olan şeyler. Forgotten Realms. En sevdiğim mod tabii ki kan modu. Ben bu kan modunda The Purple Rivers tikli. Bakın öbürü tikli değil. Dikkat. Grand Campaign Aventis Risking Completion. Jütler hani biraz daha böyle İskandinav barbar krallıkları için Risking Completion. Hansbar Agres. Agres'in şeyi. Risking modlarından bir tanesi. Imperium Diplomatic Effects Reduce. Hani böyle biraz daha geliştiğinizde atıyorum işte önceden 2-3 şehre sahipken işte atıyorum oyunun yarısında Avrupa'nın yarısını ele geçirdiniz diyelim. İmperiumunuz çok fazla etkileniyor ve bu bayağı bir zorlaştırıyor yani. Hiç kimse sizinle dost olmak istemiyor. Her yer her şey yani boka sarıyor. Onun için bunu azaltacak modlardan bir tanesi de bu. Improved Military Buildings. Ben bunların hepsini okumayayım ya. Siz bunlara bakmaya çalışın arkadaşlar. Influential Faction Leaders. Krallarınız çok daha hızlı nüfus kazanıyor olacak. Legendary Generals and Armies görev yapmanız gerekiyor oyun boyunca. Görev yaptığınızda size heirloomlar verecek. Legendary heirloomlar. Ölünce babadan oğula geçiyor. İnanılmaz etkili oyunu. Artık büyük sefer yaparken görev yapmak zorunda kalacaksınız. Çok eğlenceli. Bunu kesinlikle kullanın. Morvold Campaign Borders. Evet. Şeyler. Hat çizgileri daha kalın. Bu kadar. Bu. More Detailed Unit Stats adı üzerinde. Natural Water Mode adı üzerinde. No Cheats for the AI. Evet. Çünkü bilgisayar hile yapıyor. Biz de buradan bilgisayarın hilesini kapatıyoruz arkadaşlar. Olympian Battle Camera önemli. Campaign Camera. Ne kadar çok var. Pikes Ready in Your Hand. Bunu aslında açmam lazım. Evet bunu niye açık değil ki? Proper Marriage. Proper Taxation. Radius. Evet artık geldik. Custom Battle Faction Unlocker. Radius Total Units Mod. 2 Age of Charmelan. Evet. Radius. Zaten şeyi bu yani. Ana mod yani Overhaul modu Radius ve Radius'un alt modları olarak ve üçüncü mod olarak düşünebilirsiniz. Radius Total Units mod. Hadi sonuna gelelim artık. Radius Total War mod. Realistic Charge Impacts. Renovati Imperi. Radius Sub mod. Bunların hepsini yazıyorsunuz. Şeyden. Atölyeden yazıp bulabiliyorsunuz. Reworked Animations. Sebedis Better Arm Stances. Ah bu çok güzel. Bu acayip güzel. Sebedis Cavalry Standard Bearers. İşte, süvarilerin şeyleri var. Bayrakları var. Sebedis Unlimited Governor for Radius. Special Treats and Legendary Heirlooms demin bahsettiğim hani generallerle görev yaptıkça size verilen işte bilmem ne kolyesi işte Atilla'ya gelen bir şey yayı falan işte bu Special Treats and Legendary Heirlooms'tan geliyor. Stronger Barricades. Evet barikatlar 10 saniyede yıkılıyordu. Üzerine ciritçi koyduğunuzda hiçbir işe yaramıyordu. Çok önemli Stronger Barricades bilgisayarda etkileniyor. Aggress Pack All in One. Bunların hepsi reskin. Oh bitti. Modlar bunlar arkadaşlar. Unutmayın yanındaki tiklere çok dikkat edin. Tiklerin olması ya da olmaması benimle aynı paketi oynayıp oynamadığınız manasına geliyor. Bu kadar. Oyun içerisindeki menüye geçelim. Geliyoruz birazdan. Kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle oyunun en büyük güzel özelliklerinden bir tanesi oyun tamamen %100 Türkçe. Evet. Resmi olarak %100 Türkçe destekli. Eğer Steam'iniz Türkçe kullanıyorsanız zaten herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Oyun direkt Türkçe olarak çıkıyor. Ama eğer ki Steam'iniz farklı bir dildeyse, işte herkes gibi siz de Litvanya dilinde kullanıyorsanız sadece oyuna sağ tıklıyorsunuz, özellikler diyorsunuz şu açılan küçük pencerede. Hemen dil seçeneklerinden de Türkçe'yi seçiyorsunuz. Zaten
2 GB falan ya. 2 GB bir dosya indiriyor. Ondan sonra tekrar Türkçe olarak rahat rahat şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Oynana menüsü. Evet. Açıldığında modları yükledikten sonra, özellikle radyosu yükledikten sonra, burada Total War Mod, Radius Gold Edition diye böyle ekranınızın ortasına çıkacak. Seferler. Hemen şeylerden bahsedeyim, menülerden bahsedeyim. Seferler. Sefer yükle. Evet. Tahmin ettiğiniz gibi sadece kalan şeylerinizi, seferleri yükleyebiliyorsunuz. Save'lediğiniz seferlerinizi. Giriş bölümü yeni başlayanlar için tavsiye ediyorum. Olbia Muharebesi ya da Hun İstilası. İkisinden bir tanesini oynuyorsunuz. Oyunun temel dinamiklerini öğrenmek için çok iyi. Gerçekten bunu ciddi ciddi oynayın. Büyük sefer, sürekli vakit geçirdiğimiz, yani bütün dünyayı alana kadar, yani ya da işte atıyorum o andaki haritanın hepsini alana kadar oynayacağınız oyunun en zevkli şeyi bu. Buradan göçebe kabilelerine işte Hunları seçebiliyorsunuz. Bunlar Roma İmparatorlukları. Bunları sonra değineceğim. Bu ayrı bir videonun konusu çünkü. Hepsi hakkında yorum yapacağım. Çok bir halt biliyorum ya. Hepsini biliyorum ya. Hepsinden yorum yapacağım. Buradan herhangi bir ülke seçiyorsunuz ve zorluğu ayarlayabiliyorsunuz. Size bir şey söyleyeyim. Bundan önce Rome 2 Legendary'de efsanevi zorlukta bitirmenizin hiçbir önemi yok. Totuvor Atilla'yı kendi yaptığınız mod paketiyle ya da Vanilla'da, yani Vanilla dediğim tamamen oyunun kendisi, hiçbir modsuz halini, Legendary'de bitirmenizin hiçbir önemi yok. Benim modları yükledikten sonra Legendary'i oynamayın. Yani yani oyun, ya evet aranızda vardır. Tabii ki vardır aramızda. Yani çok başarılı Totuvor oyuncuları vardır ama eğer oyunu bir şekilde, ya ortalama oynuyorsanız kesinlikle ama kesinlikle benim modları yükledikten sonra bir tık aşağı indirin zorluğunuzu. Bundan önce Atilla oynadığınız zorluğu kesinlikle bir tık aşağı indirin. Yetmezse benim gibi 2-3 tık aşağı indirebilirsiniz. Kötü oyuncuyuz. Zorluk seviyesini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Efsanevi unutun. Şimdilik unutun. Eğer gerçekten aramızda vardır öyle arkadaşlar. Şunu çok isterim aslında. Efsanevi, benim modları kurun. Efsaneviye getirin. Batı Roma ile bir oynayayım bakayım. Eğer çok 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 böyle şeyi seviyorsanız, hani zorluğu seviyorsanız, hani çok uzattık. Zorluk seviyesini kısıyoruz. Burada öncelikle sefer ayarları var. Danışman yardım, bu işte o Solus'tan bir tane amca geliyor ya, işte şuna bas buna bas falan filan anlatıyor. Danışman yardımını hiçbiri alıyoruz. Yapay zeka hareketlerini göster. Kapalı ya da sınırlı yapabilirsiniz. Sınırlı da kalsın. Bulut otomatik kaydet, bunu kullanabilirsiniz. Muharebe gerçekçilik modu oyunu işte sanırım durduramıyorsun mu? Bir dakika. Radar haritası bağlı metinleri olmadan savaş. Evet ya, bu biraz bayağı zorlaştırıyor. Muharebe süresi sınırını koyabiliyorsunuz. 20, 40, 60 dakika. Burada her ırk, ulus için zafer hedeflerini görebilirsiniz. Askeri hedefler, kültürel hedefler ve ilahi zafer falan filan. En çok burada vakit geçiriyoruz, unutmayın. Son Romalı, bu bir DLC. Aa, ben size DLC'lerden bahsedeyim. Okey, bu bitsin hemen DLC'lere geçeceğiz. Son Romalı'da da işte Roma Seferi, Vandal Krallığı, Ostrogot Krallığı, Frank Krallığı, Visigot Krallığı falan, bunları şey yapabiliyorsunuz. Age of Charmelen gibi, bu da hemen hemen ayrı bir paket gibi. Şaman Çağı, bunda da aynısı. Şaman Çağı da bir DLC ile gelen ek paket. Şaman Krallığı, Asturias, Avarlar, size bir şey söyleyeyim mi? Ben Mercia ile mi oynuyordum? Evet, Mercia gerçekten zor. Burada ön mücadele kolay yazıyor ama zor yani. Ben beceremiyorum ya da. Buradan da yine yukarıdan şeylerini seçebiliyorsunuz. Unutmadan şunu söyleyeyim. Şu çok önemli. Bu menüde mesela atıyorum herkes gibi Hunları seçmek istediniz ve merak ediyorsunuz. Din tengricilik. Buraları okuyun arkadaşlar ve altta kültürel vasıflar var. Mouse üzerine getiriyorum, Tanrı'nın kamçısı. Ne veriyor mesela? Kar zayiatına bağışıklık. Yani Hunlar karın üzerinde giderken adam kaybetmiyorlar. Cephane %5 bilmem ne falan. İşte mahşerin atları. Yarın öbür gün mesela denemek istiyorsunuz. Barbar krallıklarından Frankleri denemek istiyorum. Hemen bakın, mouse'u getirin. Yeni krallıklar işte. Bina dönüştürme oranı -%50. Az değil. Çok önemli çünkü işte atıyorum Batı Roma'dan bina aldınız. Ya Batı Roma'dan bir şehir aldınız. Ana binasını değiştirme 7.000 8.000 liraya falan, talent para birimi de 7.000 8.000 talente falan denk geliyor. Hani dönüştürme oranı -%50 olmasın. Bu kültürel vasıfları okumanız çok önemli. İşte Gaddar savaşçılar, sefer morali falan filan. Okey. Büyük sefer. Unutmayın. Çok oyunculu sefer, arkadaşlarınızla sefer kurup oynayabiliyorsunuz. Beraber ittifak olabiliyorsunuz ya da birbirinize düşman olabiliyorsunuz ve ana haritada oynayabiliyorsunuz. Çok 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 eğlenceli. Başına saatler geçirebilirsiniz. Muharebeler, tarihi muharebe. Bunlar çok önemli, çok eğlenceli aslında. Bunların hepsini oynayın. Eğer oyundan böyle artık ne yapacağım falan diyorsanız bu tarihi muharebeleri oynayın. Yani çok 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 eğlenceli ve tarih şeyi olarak çok şey katıyor.
bilgisi olarak. Özel muharebe. Arkadaşlar bu özel muharebeyi niçin kullanıyorum biliyor musunuz? Ben bu özel muharebeyi tamamen ırk seçmek için kullanıyorum. Mesela merak ediyorum en güçlü baltalılar hangi ırkta? Değil mi? Merak ediyorum. Buradan geliyorum. Yani burada mesela karşılaştırarak buldum. Buradan geliyorsunuz. Ben buradan bahsedeyim aslında. Bilgisayara karşı hızlıca bir ordu kurup şöyle çift tıklayıp atıyorsunuz buraya. Hızlı bir oyun şey yaptığınız bir mod aslında yani. Hemen hızlıca bir savaş yaptığınız. Otomatik değil abi. Şunu bir sıfırlayalım. Evet. Mesela ben burada bilgisayara karşı oynamıyorum ama burada ülkelerin hangi birimleri özellikle, hangi birimleri güçlü onlara bakıyorum. Dediğim gibi 250 balta yani 250 balta kullananlar arasında merak ediyordum hangisi en güçlü diye. Buradan şöyle yapıyorum. Jüti'lerde burada tabii harita ayarlar birim bilgisinden. Burada da birim bilgisi açık kalsın arkadaşlar. Buradan işte yakın muharebe saldırılarını bütün bu kağıt üzerindeki özelliklerini görebilirsiniz. Ve geldim buradan Kraliyet Huskarlarını değil mi? Evet. 59'a 50. Adamın yakın muharebe saldırısı 59. Yakın muharebe hasarı 50. Hücum da 75. Yani inanılmaz yani. Çok çok fazla hasar veriyor. Neden Jüti'ler? Şimdi YouTube serisinde bir de Jüti'lerin şeyini oynayacağım. Bu bir evet bir rehber tadında bir video ama hemen bunun paralelinde Jüti'lerle başlayacağım. Bir büyük sefer başlayacağım ve onu oynamaya çalışacağım modlarla birlikte. Ben yani seviyoruz yani yakın piyadelerden işte 250 baltalıları seviyoruz. Onun için yakın muharebe saldırısı en yüksek bunu buldum. Jüti'lerle oynayacağım ama biraz zor. Çok takıldık geçiyorum. Hızlıca savaşa gir, sıralamalar yeniden oynatımlar, buraları geç. Özellikle grafikler, bu sizin için çok önemli arkadaşlar. Oyun evet, biraz kastırıyor. Evet, mükemmel bilgisayarınız olabilir. Oyun yine kastıracak. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Bu oyunun hani yazılımıyla ve tamamen uyumuyla alakalı ve çok süper yapamamışlar. Yani 100 bini, onlara da hak vermek lazım. Yani çok büyük savaşlarda bir zahmet biraz kassın. Hemen ayarlardan benim ayarları da göstereceğim. Hayır, değişiklikleri kaydetmedim değil mi? Özel. Lütfen ayarlarım değişmesin. Değişmiş. İyi, sizinle birlikte yapalım burada o zaman. Gölgeler azami kalite. Hayır. Gölgeler kalite. Su kalite. GTX 970. Alt tarafı öyle de bir şeydi. Ahımşan bir ekran kartım yok ama. Kısmamız gerekiyor. Parçacık efektleri kalsın. Çevre yansımaları kalite. Çimen mi? Hayır, kalite. Hatta randıman yani çimen, ağaçlar, kalite, arazi, kalite. Önemli olanlar birim ayrıntıları, bina ayrıntıları da kalite ya. Birim boyutu aşırı. Arkadaşlar, ordunuzun yani bir birliğinizin 200 kişi, 160 kişi, 120 kişi, 100 kişi ve 80 kişi olmasını değiştiren burası işte arkadaşlar. Birim boyutu, sürekli bu soruları alıyorum. Birim boyutundan küçük, orta, geniş ve aşırı. Aşırı derseniz birimleriniz 200'er miydi? Öyle bir şey. 180 mi? 200 mü? Ne öyle oluyor. Geniş derseniz 120 kişilik. İşte orta derseniz 100 kişilik falan filan. Küçük derseniz 80. Tam hatırlamıyorum, rakamları sallıyorum. Özellikle bu ayar çok önemli. Sınırsız grafik hafızası. Evet. Decay Synchro'da SSAO. Geç. Gürültü efektleri. Örtü. Kan efektleri. Ah! DLC'lerden bahsedeceğim. Okey. Ayarlarımız bunlar. Değişiklikleri ben kaydediyorum. Tamam. Başka anlatacağım şey Total War Ansiklopedisi. Arkadaşlar bunu karıştırın. Tamamen Türkçe. Şuradan TR'yi seçiyorsunuz. Tamamen Türkçe. Bu turn geçerken buraları okuyun ya. İnanılmaz güzel. Çok 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 güzel bir bilgi kaynağı. Ve oyunun kendisinin yani resmi bir bilgi kaynağı. Bu şeyde bu. Ana menü, oyunun başlangıcı bu. Ben size DLC'lerden bahsedeyim. Bu ondan sonra serinin diğer videolarına şey yaparız, geçeriz. Nerede bu topluluk? Mağaza sayfası, evet. Öncelikle size sponsorumuzdan bahsedeyim arkadaşlar. Void.com bizim sponsorumuz biliyorsunuz. Niye bu video çalışıyor? Bir saniye. Şu video bir çalışmasın. Aa, better. Ay, onu da anlatacaktım. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Ben YouTube'la falan hiç böyle yani YouTube becerebileceğim bir mecra değil ama işte işte rehber hani biraz daha böyle size yayınlarda anlatamadığım şeyleri burada daha rahat anlatabildiğim için yapıyorum. Evet, çok kötü. Video ama yapabilecek bir şey yok. Benden bu kadar çıkıyor arkadaşlar. Sponsorumuz Void'u. Void.com dijital oyun platformu. Yeni her hafta biz Facebook grubumuzda Void'dan işte indirimleri takip ediyoruz. Atıyorum çok ilgimizi çeken oyunları paylaşıyoruz. Buradan da Void'a tekrar teşekkürler. Unutmadan alışveriş yaparken Void'u da büyük harflerle
HNZN kodunu kullanırsanız cüzi ama %3 bir indirim kazanıyorsunuz. Bunu da kullanmayı, eğer oyun alacaksanız kullanmayı unutmayın. Bu hafta aslında bir tane şey vardı ya. Neyse tamam. Sponsorumuz buydu diye tekrar teşekkürler. Arkadaşlar şimdi modları demin bahsettim. Bir tane mod vardı. Hani indirdik, indirecektik işte daha iyi bir yapay zeka diye. Hemen onu bahsedeyim. Bunların hepsinin linkini aşağı koyacağım arkadaşlar unutmadan. Daha iyi, daha agresif bir yapay zeka modu. Bu link önemli değil, aşağıda bulacaksınız. Buradan aşağı geldiğinizde, şuradan aşağı geldiğinizde en altta Official Release Mirror Download Mod DB'den indiriyorsunuz ve paketi indirdikten sonra açtığınızda karşınıza şöyle bir şey geliyor. Evet. Zip dosyasını açtığınızda karşınıza bu dosya geliyor. Dosyayı açıyorsunuz, bir sürü dosya var. Ne alaka? Biz burada Radius Overhaul'u kullandığımız için Radius versiyonunu indiriyoruz. Without Artillery, yani bu şimdi bunların arasında da bir sürü fark var. Ama onlara değineceğim. Hatta değineyim ya. Special Effects Submod, onları şuradan görebilirsiniz. Special Effects'lerin ne olduğunu. Mesela atıyorum Stone Helepolis, Your Oriental Recipe of Flaming Rock Tower, Quite Balanced Against Human Overloading. Oha, bayağıymış. Ben sadece kullandığımı söyleyeyim. Siz buraları karıştırın, okuyun, hangisini seçeceğinize siz aslında karar verin ama benim kullandığım Without Artillery Tweaked Economy şunu kullanıyorum. Bir, evet, şu paketi kullanıyorum. Tweaked Economy şu, Radius bir yerde şöyle demişler. Ya bu bir savaş oyunu abi. Para, evet, para ekonomik zorluklar çekeceğiz de yani oyunun vanillasını o kadar çok ekonomik zorluk çekiyorsun ki bir yerden sonra o büyük orduların savaşını istiyoruz. Onun için evet ekonomi biraz daha rahat. Göreceksiniz zaten şeyden de. Yani büyük sefer yaptığınızda göreceksiniz. Ekonomi biraz daha rahat. Neyi seçiyorduk? Radius versiyonu. Without Artillery, Tweaked Economy diye seçiyorsunuz ve bunu da nereye atıyorsunuz? Bu da çok önemli. Bunu attığınız yerde arkadaşlar buradan Steam klasörünüze geldiğinizde Common'da Total War Attila Data. Buranın içerisine atıyorsunuz. Nerede mesela benimkisi? Evet burada bakın. Steam kütüphanesi, Steam Apps, Common, Total War Attila ve Data'nın içine attıktan sonra her şeyiniz hazır. Bundan sonra oyunu daha bu giriş. Daha anlatacak çok şey var. Her şeyiniz hazır. Oyuna artık girebilirsiniz. Ve büyük sefere başlayabilirsiniz. Bundan sonra da hemen oyun içerisindeki ufak tefek şeylerden bahsedeyim. Kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle Atilla'da giriş modları falan anlattık ama unuttuğumuz bazı şeyler var. Eklenti paketlerini tavsiye ettiğim eklenti paketlerinden bahsedeceğim. Atilla'nın Steam'deki mağaza sayfası bu. Tabii ki birçok yerde indirimde bulabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de Void'du. Reklamlar. Void'u da indirimde bulabilirsiniz. Ben bunu Facebook grubundan da size duyuracağım. Her neyse. İndirilebilir içeriklere geçiyorum. Oyuna dair birçok indirilebilir içerikler var. İşte Slavik ulusların, işte Age of Charmelen, Empire of Sands. Size önerebileceğim burada hemen hemen iki tane indirilebilir içerik var. Bir tanesi Blood and Burning. Evet, kan efektleri ve işte parçalanan cesetler bilmem ne falan. Onların olduğu, her ne kadar aileler belki bunu çok fazla şey yapmasa da. Evet, kopan kafalar. Bunu kesinlikle indiriyorsunuz. Yani kesinlikle indiriyorsunuz demeyeyim de. Tavsiye ediyorum yani Blood and Burning'i. Bir de üzerine Son Romalı'yı tavsiye ediyorum. Alabileceğiniz içeriklerden. Başka herhalde sanırım DLC'lerle alakalı. Ha, merak ediyorsunuz. Mesela Vikingler ya da Vikingler ya da işte cinsel tercihiniz ne yöndeyse öyle söyleyebilirsiniz. İşte Viking babalarının, işte atalarının kültür paketi, Keltler kültür paketi. Bu eğlenceli aslında. Kültür paketleri fena değil. İndirime girmelerini bekleyin. Keltler, işte uzun sakallılar, işte Son Romalı, Empires of Sand falan. Burada da indirilebilir içerikleri göz atabilirsiniz. Tekrar ediyorum, tavsiye ettiklerim Blood and Burning ve Son Romalı. Geri kalanı merak ediyorsanız indirin. Aslında Vikingler güzel. Keltler de güzel. Güzel. Hepsi güzel aslında ya. Okey. Devam. Ya da ben bu videoyu işleyeyim. İkinci videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok kötü video ya.